Asli ve ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha bugün de karşınızdayız. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de bugüne kadar toplam aşı sayısı 110 milyonu geçti. Bugün koronavirüsle mücadelede aşılanmanın önemini konuşacağız sizler için. Konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ayşen Yıldız Demirci olacak. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 olan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Yayınımıza katılabilirsiniz. Konuğumuz stüdyomuzda, hiç vakit kaybetmeden yayınımıza başlayalım. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bugün koronavirüste aşılanmanın önemini konuşacağız. Bizler her gün izleyenlerimizle hem koronavirüsteki son gelişmeleri paylaşıyoruz hem de diğer hastalıklarla olan etkisini konuşuyoruz. Bunları konuşurken de aşı çağrısı yapıyoruz aslında izleyenlerimize ama bugün bir uzman görüşü alacağız. Sizin değerli görüşlerinizi izleyenlerimizle paylaşacağız. Nasıl bir giriş yaparsınız programımıza koronavirüse dair? Çünkü 2 yıl gibi bir süre olacak neredeyse. Evet, neredeyse çok uzun bir süredir pandemiyle mücadele ediyor tüm dünya. Sosyal mesafe, maske, hijyen çok önemli. Bunun yanı sıra aşılanmanın da çok büyük bir önemi var salgınla mücadelede. Hı-hı. Neler söylersiniz? İlk mesajlarınızı alalım. Yaklaşık dediğiniz gibi 2 yılı tamamlamak üzereyiz. Önceki sene hani hızlı bir şekilde kurtuluruz, bu kadar uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorduk ama tahminlerimizin dışında hastalık, virüs kendini çok hızlı yeniliyor, farklı mutasyonlara uğratıyor, bizi de şaşırtıyor. İleride ne olacağını biz de bilemiyoruz. Şu süreçte virüs hastalığı sonuçta solunum yollarıyla ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. İlk kez Mart ayında bizde de tam kapanma gibi duruma geçtik. İlk vakalar bizde Mart 2020'de görülmeye başlandı. Sonrasında hızlı bir şekilde ilerledi. Damlacık yoluyla bulaştığı için maske, mesafe, hijyen ısrarla vurguluyoruz. Aşıya aldanıp da bu önlemleri de ihmal etmemelerini uyarıyorum mutlaka. Sonuçta bulaş yolu el, yüz, kirli ellerle özellikle. Hem hasta kişiye temasta, yakın mesafede özellikle o öksürmesiyle, hapşırmasıyla bulaşabiliyor. Kirli eller, yani kontamine olmuş yüzeylere dokunduğumuzda ellerimizle yüzümüze, gözümüze, burnumuza değdiğimizde bulaş başlıyor ve hastalık ortaya çıkabiliyor. Özellikle vücut direnci düşük kişilerde daha ağır bir şekilde görüyoruz. En çok da tabii akciğerleri etkiliyor. Evet. Tüm organları etkilediği gösteriliyor şu an ama solunum yollarıyla hastalık daha çok alındığı için ve ilk akciğerlerde ortaya çıktığı için ağır geçirebiliyor hastalar. Bir parantez açmak istiyorum hocam. Şimdi aslında COVID'le beraber çok sık duymaya başladığımız bir terim var, entübe. Bunun hakkında da bilgi alabilir miyiz? Çünkü dediniz ki solunum yolu ve damlacıkla bulaşan bir hastalık. En çok da akciğerlere etkisi var bu hastalığın diye. Nedir peki entübe? Bazı kişiler hasta virüse de karşı daha duyarlı. Bunlar kimler? Kronik hastalığı olanlar, sigara içiciler, onun dışında 65 yaş üstü, yaşlı popülasyon, yani orta yaşın üzerindeki popülasyon daha çok hastalığa duyarlı, daha fazla etkilenebiliyor. Akciğeri çok fazla etkilediği için de bazı kişilerde akciğerde ciddi solunum yetmezliğine, zatürreye neden olabiliyor. Oksijen vücutta düşmeye başladıkça hastalar nefes alamamaya başlıyorlar. Bu durumda hastaları biz yatırarak genelde tedavi etmeye çalışıyoruz. Oksijen desteğini vermeye gayret ediyoruz mümkün olduğunca ama bazen verdiğimiz yüksek doz oksijenlere, yüksek akım oksijene rağmen akciğerleri ve oksijeni toparlayamadığımızdan dolayı yoğun bakım şartlarında hastayı uyutmak zorunda kalıyoruz. Yani boğazına bir tüp yerleştirerek ve solunum cihazına bağlayarak hasta kendi nefes alamaz hale geldiği için makinayla destekli nefes alıp verdirme işlemi son çare olarak geçiliyor. Ve bu şekilde takip edilmeye çalışılıyor. Son evre artık ciddi solunum yetmezliği durumunda kullandığımız bir uygulama bu. Entübasyon dediğimiz işlem. Peki şu anda Türkiye'deki ortalamaya duruma baktığımız zaman entübe hastalarda bir yoğunluk var mı hocam? Şöyle biliyorsunuz hastalık da sürekli mutasyona uğradı. En son delta mutasyonu. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Normal virüsün ilk zamandaki virüse göre iki kat daha fazla
yayılma, bulaşma riski var. Ve son dönemde özellikle gördüğümüz aşısı tamamlanmamış ve aşısız olanlarda ve genç hastalarda daha fazla görmeye başladık. Ek hastalığı olmayan gençlerde de çok ciddi bir şekilde yayılıyor. Ve sebebi bilinmeyen bir nedenle tabii bunlarda ciddi bir yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Evet, şu an yoğun bakım doluluk oranları da bir miktar artışa geçti. Hatta bazen yer bulamaz hale geldiğimiz oluyor. Yine servisler de o şekilde. Özellikle pandemi hastanelerinde yatak bulma zorluğu var. Evet. Acilde bekleyen hastalar var. Yani artış var diyebiliriz şu an için. Evet, vaka sayılarına baktığımız zaman günlük tabloda 30 bin sınırında ilerliyoruz. Hala aşılamada istediğimiz yere ulaşamadığımız için hala istenilen seviyede değil. Vaka sayılarıyla beraber tabii vefat sayıları da yine yüksekliğini koruyor. 200'ün üzerinde seyrediyoruz sürekli. Evet, biz de an be an paylaşıyoruz izleyenlerimize son gelişmeleri. Peki şunu da soralım. Covid-19'da yeni bulgular neler hocam? İlk başlarda baktığımız zaman sırt ağrılarıyla, ateşle, tat koku kayıplarıyla kendini belli eden bir hastalıktı. Şu anda yeni bulguları neler? En çok hangi belirtilerle kendini ortaya çıkarıyor COVID-19? Yani bulaştırıcılık daha fazla olduğu için şu an delta mutasyonunu yoğun olarak görüyoruz. Delta mutasyonu diğer virüse göre daha çok böyle ağır bir soğuk algınlığı tablosuyla geliyor hastalar. Genel anlamda çok tat koku kaybı hafif de olsa var ama çok fazla değil. Daha çok baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi halsizlik, kırıklık, bazen ateş şikayetleri oluyor. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonuymuş gibi başvuruyorlar. Çoğu zaten işte klima ortamında kaldım, çok soğuk su içtim diyor dediklerinde. Hani biz test istediğimizde, pozitif geldiğinde hani beklemedikleri bir şey oluyor. ama daha çok bu şekilde ve hani bir gripmiş, bir soğuk algınlığıymış gibi davrandığı karışıyor. Hani bunun ayrımını yapabilmek için mutlaka biz PCR testini bu tür şikayetleri olanlarda mutlaka poliklinik ortamında hemen istiyoruz. Evet, aslında şimdi kış ayları da yaklaşıyor. Grip vakalarında da bir artış göreceğiz. Tabii. Ve sizin de belirttiğiniz gibi genellikle burnumuz aktığında halsizlik hissettiğimizde klimaya ya da yediğimiz içtiğimiz şeylere bağlıyoruz. İşte havalar bir seriniyor, bir güneş açıyor. İnce giyiniyoruz, terliyoruz, kalın giyiniyoruz, terliyoruz. Bir şekilde aslında bir belirti bulgu veriyor bu durumlar bizde ve COVID aslında aklımıza gelmiyor. Kesinlikle. Geçiştiriyoruz. Peki nasıl ayırt edeceğiz griple COVID-19 arasındaki fark nasıldır? Tabii grip sezonu da başlıyor. Geçen sene kapanmalardan dolayı, okullar kapalı olduğundan dolayı çok böyle grip salgınları görmedik. Hastalar, kişiler de maskeye dikkat ettiği için çok fazla karşılaşmadık. Şimdi her yerde atam açılma başlandı. Artı insanlar eskisi gibi maske konusunda da birazcık böyle rehavetteler. Aşıya güvendiğimiz için biraz gevşettik aslında. Yani aşı oldum deyip COVID olmayacağını düşünen birçok kişi var maalesef. Yani grip şikayetleriyle COVID o şikayetleri birebir benzer diyebiliriz aslında. Bu tür durumda mutlaka hani geçmeyen sıkıntıları olduğunda ateş, yine boğaz ağrısı, ciddi halsizlik gibi şikayetlerinde hani bir COVID testi ayrımı ve influenza testleri de yapılıyor aynı zamanda boğaz sürüntüsüyle. Bunları testleri yapılaraktan hani ayrımının yapılması sağlanabilir. Peki hocam, aslında az önce akciğerlerin nasıl bir etkisi olduğunu entübeyi anlatırken bahsetmiştiniz. Solunum yolu ve damlacıkla bulaşan bir virüs olduğu için nasıl bir etkisi olduğunu söylemiştiniz ama akciğerlerde nasıl bir tahribat yaratıyor koronavirüs ve mevcut durumda akciğer hastalığı olan kişiler nasıl etkileniyor? Pandeminin başından beri biliyoruz 65 yaş üzeri ve kronik hastalığa sahip kişiler öncelikli gruptu. Hem aşı hakkı onlara daha önce tanımlandı hem de kısıtlamalar ilk olarak onlara getirilmiştir. Nasıl etkileniyorlar peki akciğer hastaları? Kronik akciğer hastalığı olan hastalarımız aslında yani önceki yıllarda çok ciddi KOAH ataklarla acile başvuru çok fazla olurdu. Ama bu kapanma döneminde ve hastaların korkuları ve ilaçlarını düzgün kullanmaları, kendilerini korumaları nedeniyle hani kendi ataklarını çok fazla aslında görmedik. Kendilerinin dikkat etmesinden kaynaklı sebeplerle. Tabii ki kronik hastalığı olanları çok ciddi daha fazla etkiliyor. COVID'e yakalandığında hani solunum yetmezliği, oksijen düzeylerinde daha düşme görülebiliyor.
Bu nedenle hastaneye yatırılarak takip edilmesi gerekebiliyor. Bu hastalarda akciğer tutulumunun özellikle oksijen değerleri de düşüyorsa ilk baktığımız değerlerde tomografi çekerek akciğerdeki tutulumun ne düzeyde olduğunu hani saptayabiliyoruz. Ve ağır bir tutulum, ağır pnömoni, zatüre bulguları var ise yatırarak tedavi ediyoruz. Bazen yoğun bakım şartlarında takip etmek uzun süre gerekebiliyor. Bazı hastalar akciğer lezyonları evet toparlayabiliyor, oksijen düzeyleri normale dönüyor ama uzun vadede akciğer lezyonları toparlıyor aslında. Hani bir ay sonra tamamen normale dönmüyor bu akciğerler. Evet oksijen toparlıyor ama lezyon, zatüre bulguları devam edebiliyor filmlerde. 3 ay sonra da görebiliyoruz. Bazen 6 aya kadar bu buzlu cam görüntüleri saptanabiliyor. Özellikle ağır yoğun bakım takibi gerektiren, uzun süre yoğun bakımda yatan hastalarda bazen oksijen desteği eve de vermemiz gerekebiliyor. Oksijen desteğiyle evde takipleri devam edebiliyor. Çok nadir hasta grubunda da akciğerde sertleşmeler görülebiliyor. Bu akciğer sertleşmesi zamanla düzelmeye de biliyor. Uzun süre belki sürekli oksijen desteği ihtiyacı olabiliyor. Bunlarda net bir tedavi yöntemi hala yok. Oksijen düşüklüğü saptadığımız hastalarda ilk etapta saptar saptamaz ve akciğer lezyonları da varsa kortizon dediğimiz tedavilerle bunu engellemeye çalışıyoruz. Tabii doktor kontrolünde bazen yatarak verdiğimiz tedaviler oluyor. Ama bir kısımda hastada kalıcı hasarlar maalesef ki kalabiliyor. O yüzden çok önemli bir hastalık. İlerleyen dönemde ciddi solunum zorluğu çekebiliyor bu hastalar. Buna engel olabilmek adına mutlaka önlemlerin alınması, aşının bir an önce yaptırılması, belli bir oranın üzerinde aşılanmanın sağlanması gerekmekte. Peki akciğer hastalarında, kronik akciğer hastalıklarına sahip olan kişilerde farklı belirtiler veriyor mu hocam az önce bahsettiğiniz bulgular dışında? Genel anlamda aslında benzer. Hani çok bir şey yok ama kronik KOAH'lı hastalarda bazen solunum yetmezliğine bağlı hani karbondioksit düzeyleri artırıyor. Bu sefer non-invaziv ventilasyon dediğimiz basınçlı hava desteği vermemiz gerekebiliyor. Yine servis ya da yoğun bakım şartlarında. Benzersiz şeyler, semptomlar genelde gösteriyorlar. Peki tedavisi, koronavirüsün tedavisi farklı mı oluyor akciğer hastalarına ya da kullanılan ilaçların akciğer hastalarına herhangi bir yan etkisi var mı? Evet, yani şu an mevcut olan rehberde kullandığımız favipravir dediğimiz ilaç kullanılıyor. Bunu akciğer hastalıklarında da güvenli kullanabiliyoruz. Kardiyak yan etkileri yani kalbe yönelik yan etkileri olmayan bir ilaç. Bazı hasta grubunda sadece karaciğer enzimlerinde yükseklikler görebiliyoruz. Onu da takip altında vermeye gayret ediyoruz. Özellikle hastalığın ilk dönemi viral replikasyon dediğimiz virüsün çoğalma periyodunun olduğu dönemde verildiğinde hani daha etkili olduğunu ilacın görüyoruz. Kullanılan ilaç hem kronik hastalığı, akciğer hastalığı olanlarda da benzer ilaçlar. Evet. Şimdi aşıya geçmeden önce şunu da sormak istiyorum hocam. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşı çok önemli dedik bu hastalıkla mücadelede. Peki akciğer hastaları korunmak için daha başka neler yapmalılar, nelere dikkat etmeler özellikle? Her şeyden önce mutlaka ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Raporlu ilaçları zaten rapor süreleri uzatıldığı için eczanelerden direkt bittiğinde temin edebiliyorlar. Beslenmeleri çok önemli. Beslenmelerine yine dikkat etmeleri gerekiyor. Günlük sebze, meyve tüketimini, protein ihtiyaçlarını düzenli karşılamaları gerekiyor. Hareketsizlik, eve kapanma, hani çok fazla da dışarı çıkamadıkları için bu hastalar. Hareketsizliği önermiyoruz. Ev içinde de olsa mutlaka hareketli olmaları gerekiyor. Çünkü zaten akciğer hastalıklarında ya da kronik hastalıklarda böyle hareketsiz ortamda pıhtılaşma durumları da artabiliyor. Covid'in kendisi de zaten bunu yapıp artırabiliyor. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda yine bulunmamaları gerekiyor. Eve ziyaretlerin mümkün olduğunca kendileri çıkmıyor ama gelen gidenin de mümkün olduğunca kısıtlanması gerekiyor. Hani bunlara dikkat ettikleri sürece, ilaçlarını düzenli kullandıkları sürece genelde bir problem yaşamadan yaşamlarını devam ettireceklerdir. Evet, programımıza da aşılamanın önemiyle başlamıştık. Bugünkü konumuzun bu olduğunu söylemiştik izleyenlerimize. Aşıya dair neler söylersiniz hocam? Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre salgınla mücadelede bu pandemiyi durdurmak istiyorsak toplumun %75'inin aşılanmış olması gerekiyor. Bir sürü bağışıklığının oluşması
olması gerekiyor açıklaması yapılmıştı. Hı hı. Tabii ülkemizde daha istenen seviyede değiliz. Maalesef aşı karşıtları da var. Aşının yan etkilerinden korkanlar, evet, ileride meydana gelebilecek spekülatif durumlar olduğuna inananlar, inananlar var. Siz neler söylersiniz peki aşının önemine dair? Şu an için hastalığın tedavisi yok maalesef. Hı hı. Hala tedavisi bulunmuş bir hastalık değil. Evet, koruma önlemlerine devam edeceğiz. Ancak korunma amaçlı aşı gerçekten önemli. Mümkün olduğunca toplumun büyük kısmının bir an önce aşılanması, hı hı, gerekmekte. Şu an ülkemizde uygulanan iki çeşit aşımız var. Birisi inaktif aşı, hı hı, Çin kaynaklı Sinovac dediğimiz. Diğeri de BioNTech dediğimiz mRNA içeren bir aşı. Her ikisi de yapılabilir. Her ikisinde de yapılmasında bir sıkıntı yok. En az 2 doz mutlaka, hı hı, Sinovac'ta 1 ay arayla, BioNTech'te 3 hafta arayla önerilmekte. Sinovac aşısı inaktif bir aşı. Vücuda hastalık yapmayan bir virüsün verilerek, hı hı, vücudun bağışıklık sistemini uyaran ve hastalığa karşı koruyucu antikorların oluşmasını sağlayan bir yöntem. İki Sinovac sonrasında bazen koruyuculuk biraz yavaş, hızlı bitebiliyor. 3-6 ay kadar koruduğu düşünülüyor. O yüzden özellikle varyantların ortaya çıkmasıyla Sinovac'ın etkisini yitirdiği de yani yapılan çok fazla açıklamalar, evet, arasında. Etkisi biraz daha az. Ya 3 doz mutlaka aşılama öneriliyor. 3. doz, hatta 3. dozun farklı bir aşı grubuyla yapılması, hı hı, koruyuculuğun daha etkili olacağını söyleniyor. Delta mutasyonuna karşı BioNTech'in daha da koruyucu olduğu gösterilmiş. Hı hı. Yani %70-90'lara kadar bir koruyuculuk var. %100 hiçbir zaman değil. Evet. Aşı oldum, ben COVID olmam diye bir şey maalesef ki yok. Aşıya olup da yine de korunma önlemlerine mutlaka devam etmek gerekmekte. Hı hı. Ama Sinovac olduysak mutlaka 3 doza tamamlamak gerekmekte. Hı hı. Hatta üçüncüsün dediğim gibi BioNTech. Şu an için Sağlık Bakanlığı 2 BioNTech sonrasında 3. bir doz aşılama şu an için önermiyor. 2 BioNTech yeterli. 9-12 ay kadar koruyucu olabileceği düşünülmekte. Hı hı. Bir an önce hani aşılamanın da hızlı bir şekilde yapılması, hı hı, mutlaka öneriyoruz. Evet. Şunu da altını çizelim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi toplumumuzda şöyle bir algı var. Ben aşı oldum, koronavirüse yakalanmam gibi, ama aşı, hı hı, sadece burada bir koruyucu ve baktığımız zaman aslında aşı olan kişiler daha hafif bulgularla, kesinlikle, geçiriyor. Hı hı. Bunun da altını bir kez daha çizelim izleyenlerimiz, evet, için. Hastaneye yatış oranını mümkün olduğunca azaltıyor. Hı hı. Yoğun bakıma girmeyi engelliyor mümkün olduğunca, hızlı bulaştırıcılığı azaltıyor aşı olan kişiler. O yüzden mutlaka aşılanmayı ısrarla altını çizerek vurguluyorum. Evet. Peki şunu da soralım hocam, yoğun bakımlara baktığımız zaman hem doluluk oranlarını hem de yoğun bakımda yatan hastalar gerçekten aşısız çoğunluğu kişiler mi? Aşısız ya da aşısı tamamlanmamış kişiler. Ya tek doz aşılılar ya da büyük kısmı. Poliklinik ortamında gördüğüm de aynı şekilde her hastaya mutlaka sorguluyoruz. Aşıları. Çoğu gelen pozitif vakaların aşısız. Maalesef, evet, gördüğümüz az önce aşılar hakkında da bilgi verdiniz. Ülkemizde iki aşı uygulanıyor. Biri inaktif Sinovac Çin aşısı, biri mRNA BioNTech Alman aşısı. Peki akciğer hastalarında özellikle BioNTech için soruyorum, herhangi bir yan etki var mı? Çünkü Sinovac daha az yan etkiye sahip olan bir aşı. BioNTech'de daha ağır yan etkiler var. Ben de 3 doz aşı oldum. 2 Sinovac, 1 BioNTech. BioNTech'de gerçekten kısa çaplı bir koronavirüs geçirmiş gibiydim. Ama, evet, sadece 2 gün sürdü. Evet. Yani koronavirüse yakalanıp o etkiyi uzun bir süre yaşamaktansa 2 günde korunma önlemi olarak, hı-hı, aşımı oldum. Peki akciğer hastalarında herhangi bir ekstradan bir yan etkisi var mı? Aslında yok. Hani Türkiye çapında da herhangi bir aşıya bağlı ölüm, ciddi bir reaksiyon bildirilmemiş. Her aşıda olduğu gibi elbette ki yan etkiler olabilmekte. Her şeyden önce her iki aşı da yumurtada üretilmemiş. Yani yumurta alerjisi olanlar güvenle yaptırabilir. Onun dışında ufak tefek tabii ki bir 2-3 gün süren ateş yüksekliği, halsizlik, baş ağrısı, ishal, uygulama yerinde bir kızarıklık, ısı artışı, ağrı olabilmekte. Bunlara yönelik işte parasetamol kullanmak, o bölgeye soyuk uygulamakla genelde kişiler toparlıyor. 2-3 günden sonra normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Evet, biraz birkaç gün sarsabiliyor bazı kişileri. Alerjik bünyesi olanlarda mesela ilaç alerjisi olsun,
aşının içindeki ilaçlara, yani maddelere, yardımcı maddelere karşı ciddi bir reaksiyon ve alerji bildirilmemiş tüm hastalar, kişiler aslında aşıya güvenli olabilmekte. İlaç alerjisi ya da alerjik bir bünyesi olduğu belirten kişilerin mutlaka hastane ortamında aşılarını yaptırmasını bir 15-30 dakika kadar gözlenmesi gerekmekte. Zaten aşıya karşı reaksiyonlar ilk birkaç dakikada ortaya çıkıyor. 30 dakikalık bir sürede herhangi bir şey var mı gözlemekte fayda var. Ama ilk doz aşı yaptıktan sonra alerji geliştiyse mesela ciddi bir anafilaksi dediğimiz reaksiyon, ikinci dozu tabii ki önermiyoruz bu durumda. Ama genel anlamda alerjisi olanlarda, KOAH'ı olanlarda, yani akciğer rahatsızlığı olanlarda aşıları güvenle yaptırabilirler. Peki şimdi özellikle BioNTech için demiştiniz, henüz üçüncü doz önerilmedi. Yok, Sağlık Bakanlığı tarafından, ama tabii salgının seyrini bilmiyoruz. Vaka sayıları artacak mı? Tabii. Bir üçüncü doza ihtiyaç olacak mı BioNTech açısından olabilir. Hocam? Yani denen 9-12 ay kadar koruyucu olabileceği, hani bu daha bir yılı tamamlamadık aşı bazında. Sonrasında belki grip aşıları gibi her sene bu aşıları tekrarlamamız gerekecek. Her sene virüsün genetik yapısına uygun geliştirilen aşılarla bunlar sürekli belki tekrarlamak gerekecek. İnşallah gerek kalmaz diyelim evet, ama. İnşallah. İnşallah virüsün hocam. Seyrine göre bu ilerleyen zamanda netleşecektir. Peki 18 yaş altı için sormak istiyorum hocam. Şimdi programımızda da konuştuk. Artık hayat normale döndü, okullar açıldı. Hatta programdan önce de sizinle konuşmuştuk bu yüz yüze eğitim konusunu. 18 yaş altına aşı için neler söylersiniz? Çünkü birçok aslında anne ve baba korkuyor. Çünkü koronavirüs hayatımıza yeni giren bir, COVID-19 aslında hayatımıza yeni giren bir pandemi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlar bir yıl sonra bitecek demişti ama hala devam ediyor. Aşılar hayatımıza yeni girdi ve bu konuda neler söylersiniz? Onların da aşılanması salgının seyrini nasıl değiştirir? Şu an bakanlık 12 yaşını doldurmuş olan tüm bireylere aşı yapılmasını öneriyor. Amerika'da da hani gençlerde bir kalp kası iltihabı olabileceği yönünde bir takım vakalar saptanmış ama hepsinin daha çok hafif seyirli geçtiği, hani sonrasında tamamen normale döndüğü, hani ölümler bildirilmemiş. Bundan dolayı da aşılamanın durdurulması gibi bir şey gündeme gelmemiş. Aşı devam kararı alınmış. Ülkemizde de 12 yaş altında başladı. Okullarda tabii ki kalabalık ortamlarda bulaştırıcılık ve çocuklar her ne kadar dikkat etseler de ister istemez birbirlerine temas oluyor. Sınıflar kalabalık. Ben aşılanmasından yanayım. Kendi çocuğuma da yaptırdım. 12 yaşı dolduğu için iki dozunu da tamamladık. Korona daha korkutucu geliyor işin doğrusu. Aşılardan genel anlamda hani ilk aşı etkileri ilk 2 ayda ortaya çıkar. Genel anlamda çıktığı bildirilmiş. O 2 aylık çalışma sürecinde de yapılan çalışmalarda herhangi bir ciddi yan etki gözlenmemiş. O yüzden ben çocuklarda da aşılamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, açıklamalarınız bizler için, bizleri izleyen ebeveynler için çok önemliydi. Geçtiğimiz günde Bursa'yı Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz'ın bu konuda bir açıklaması vardı. Hem ben bir hekim olarak hem de benim de eşim hekim. Eğer böyle bir yan etkiyle karşılaşılacak olsa 16 yaşındaki tek evladıma aşı yaptırmazdım demişti ki siz de bir hekim olarak kendi evladınıza aşı yaptırdığınızı söylediniz. Buradan ebeveynlere de çağrımız olsun. Onların da aşılanması adına. Peki şunu soralım hocam, yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz. Aşılanmanın önemini vurguladık izleyenlerimiz için ama koronavirüsü geçirenler ileride nelerle karşılaşabilirler? Akciğer üzerine demiştiniz ki bir akciğer sertleşmesi yaşanabilir uzun COVID'e baktığımız zaman ve hastalar sürekli oksijen desteğine maruz kalabilirler diye. Bunun dışında nelerle karşılaşabiliriz? Tabii bunu yapılacak çalışmalar gösterecek. İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama sizin bir uzman olarak öngörünüz nedir bu konuya dair? Yine pıhtılaşmayı riskini artırdığı için yine akciğer embolileri görebilmekteyiz bazı kişilerde. Tabii kan değerleri, oksijen düşüklüğü, göğüs ağrısı gibi şikayetler olanlarda hani biz bunu sürekli bir aklımızda tutarak buna yönelik tetkikler, değerlendirmeler yapıyoruz. Hastayı ilerleyen dönemde de özellikle uzun yoğun bakım yatışları, hastane yatışları olduysa bu açıdan da değerlendiriyoruz. Kan sulandırıcılarla zaten gerekirse eve de vererek,
profilaksi dediğimiz, hani önlemeyi ama yönelik ilaçlarla devam ettiğimiz oluyor. Bazı durumlarda hastalarda ilerleyen dönemde dediğim gibi oksijen düşüklüğü, ağrı, nefes darlıkları artabiliyor ve damar pıhtılaşması görebiliyoruz. Hı hı. O zaman ona yönelik tetkikleri yaparak uzun vadede kan sulandırıcılarını tedavi dozuna çıkarak devam ettiğimiz oluyor. Öksürükler belli bir süre devam ediyor bu kişilerde. Hatta 6 aya kadar takip ettiğimiz vakalarda %15 civarında bir kişide öksürüğün, nefes darlığının devam ettiğini görüyoruz. Tabii başka organlarda da etkilenmeler olabiliyor. Göğüs ağrısıyla gelen takiplerini hastalarda mutlaka kardiyolojiye yönlendiriyoruz. Çarpıntılar devam edebiliyor. Yine nörolojik bir takım rahatsızlıklar, bazen uzun süre hastanede yatışlar, bağır hareketsizliğe bağlı ve kortizon kullandığımız için kas kayıpları vücutta olabiliyor. Ona yönelik fizik tedavi, rehabilitasyon programlarına alınması gerekebiliyor hastaların. Onun dışında tabii psikolojik komponenti de çok fazla. Evet. Hastalar defalarca acaba yine COVID mi oldum? Aynı endişe yaşayarak gelen birçok hasta var. O süreci çok sıkıntılı geçiren hastalarımız var. Yakınlarını kaybeden birçok hasta grubu evet. var. Bunlara da yine psikolojik destek vermek uzun vadede gerekebiliyor. Ona yönelik gerekli uzmanlara, branşlara yönlendirerek takipleri. Yani uzun süreçli, komplike bir rehabilitasyon evet. gerekebiliyor bu hasta grubunda. Evet, artık süremizin de sonuna geldik hocam. Hem aşıya dair hem de önlemlere dair bizleri izleyenlere son mesajlarınız neler olur? Aşılarla ilgili gebelikte özellikle çok soruluyor. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle yaptırılabilirler çünkü gebelikte COVID daha ağır geçebiliyor. Aşı kısırlık yapmıyor. Evet. O aşıdan birçok çekincesi olan kişiler var. Mutlaka aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Yani COVID'den korkun, aşıdan değil. Evet, diyelim. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Aşı çağrısını bir kez daha yinelemiş olduk sayenizde izleyenlerimize. Evet sevgili izleyenler, bugün konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ayşen Yıldız Demirci'ydi. Hocamızla koronavirüste aşılamanın önemini konuştuk. Noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.